İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Seçim öncesi kampanya. 6 Nisan 2023 tarihinde Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi adaylarının Zoom seçim kampanyası Ermenice gerçekleştirilecek. Ermeni kimliği, Araplaştırılmış Ermeniler. Batı Ermenistan'ın evlatları, William Saroyan. Arsah'ın küçük yer atları, Garnakar. Arsah Dışişleri Bakanlığı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Arsah'ta normal yaşam faaliyetini sağlamaya yönelik mekanizmalar ve garantiler oluşturmaya yönelik acil ve etkili adımlar atmaya çağırıyoruz. Bugün Hrimyan Hayrik'in doğum günü. Grigor Naregasi'nin şiirleri Grabar ve Modern Ermenice ile Tah, Ruhun Yolu adlı filmde yeni bir soluk aldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Seçim Komisyonu ön seçim kampanyası çerçevesinde sizi Ermenice Zoom konferansına katılmaya davet ediyor. Konferans 6 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşecek. Konferansın teması 1894'ten günümüze Ermenilere karşı işlenen soykırım, Armenosit. 5. ön seçim kampanyası Paris saatiyle 20'de, Yerevan saatiyle 22'de gerçekleşecek. Batı Ermenistan'da soykırım Armenosit yıllarında katliam ve sürgünden kaçmak için Ermenilerin sadece Türkleşmek ve Kürtleşmekle kalmayıp aynı zamanda Araplaştıklarını çok az kişi bilir. Batı Ermenistan'daki Ermeniler neden ve nasıl Araplaştılar, Ermeni ve Hristiyan öz bilinçleri ne ölçüde korunuyor veya unutuluyor, Türkleştirilmiş ve Kürtleştirilmiş Ermenilerle ne tür ilişkileri var? Araplaştırılmış Ermenilerle ilgili hem ilmi hem de edebi kaynaklar halen eksik olmakla birlikte 1915 ve sonrasında Araplaşan Ermenilerin bugünkü kuşağı üzerinde Batı Ermenistan'da Müslümanlaşarak hayatlarını sürdüren Ermenilerin ve sonrasında hayatta kalanların tarihine ilişkin bugüne kadar bilinmeyen bir takım ilginç gerçekleri ortaya çıkarmak için araştırmalar yapılmıştır. Ermenilerin Araplaştırılma hakkında konuşurken binlerce Ermeninin Araplaşmasının iki ana yolunu ayırt edebiliriz. Birincisi 1915'te yerel Arap aileler tarafından koruma altına alınan ve bireysel olarak evlat edinilen Ermeni yetimler bu ailelerde Müslüman Araplar olarak yetişerek yerel Arap nüfusun bir parçası oldular. İkincisi 1915'te ve öncesinde Ermeniler Araplarla yakın ilişkiler içindeydiler. Soykırım Armenosit sırasında bu Ermeniler Arap aşiretlerine katılarak ve kendilerini Müslüman göstererek canlarını kurtarmayı ve kendi topraklarında sürülmemeyi başardılar. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Nereye gidersen hep Hayastan diye bağır. Bu sözler Amerika Birleşik Devletleri'nde doğup yaşayan dünyaca ünlü Ermeni yazar William Saroyan'ın mesajıydı. O Ermenice yazmıyordu ama özünde Ermeniydi. Eserlerinin dünyaca bilinen kahramanları Ermeniydiler. William Saroyan, Batı Ermenistan'ın Bağış Bitli şehrinden Fresno'ya göç eden Ermeni bir ailede dünyaya geldi. 4 yaşında babasını kaybetmiş ve bir süre yetimhanede kalmış, daha sonra annesi oğlunu yetimhaneden çıkarıp okula gönderdi. Ailesinin geçimini sağlamak için genç çocuk okulu bırakıp sokaklarda gazete satmak, ardından bir telgrafhanede kurye olarak çalışmak zorunda kaldı. Ancak iş onu okumaktan alıkoymadı, hatta kısa öyküler yazdı. İlk öyküsü 1933'te Boston'da yayımlanan Haydinik Haftalık gazetesinde Silak Goryan imzasıyla yayımlandı. Saroyan'ın ilk öykü kitabı Uçan Trapez'deki Cesur Genç Adam başlığı altında 1934'te yayınlandı ve hemen genç yazarın tanınmasını sağladı. 1939 yılında Saroyan Hayatının Saatleri adlı oyunuyla Pulitzer ödülünü kazandı ancak ticaretin sanatları himaye etme hakkı olmadığı ve devletin edebiyat işlerine karışmaması gerektiğini düşünerek ödülünü reddetti. Bu durumda Pulitzer ödülü o zamanlar için çok büyük bir meblağ olan 10 bin dolar tutarındaydı. Saroyan'ın ailesi ise maddi sıkıntı yaşıyordu. 1942'de Saroyan askere gidiyor. Onun için savaş insanlığa karşı en büyük kötülüktü. Bu konu İnsanlık Komedisi adlı romanına yansıdı.
1944'te Amerikan Film Akademisi buna dayanarak yazılan aynı adlı senaryo için Saroyan'a Oscar ödülü verdi. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Garnakar Köyü, eski zamanlarda Büyük Hayk'ta yer alan Arsak eyaletinin Haçen ilçesinin bir parçasıydı ve Hakbakyan veya Broşyan ve Hasanyan hanedanlarının ikametgahı oldu. 12. yüzyılda Hasan Celalyan Dolan, Kapan Kralı Grigori'nin kızı Mamkan ile evlendi ve kraliyet tahtını miras aldı. Ancak 1666'da Türkler tarafından kuşatılan ikametgahını bırakıp Haçen ilçesine döndü. 13. yüzyılda Prens Zakare Zakaryan, Vayos Zor ve Ayrarat vilayetindeki toprakları Akbakyanlara bağışlarken Garnakar ve çevresi Hasan Celalyanlara kaldı. 4. yüzyıldan kalma haçkar anıtlarıyla ünlü eski Garnakar köyü, bugünkü Garnakar köyünün yukarı kesiminde yer almaktadır. Köyün şu anki sakinlerinin atalarının çoğu Aracazor ve Van köylerinden geliyordu. Köy sakini Ofelya Sahakyan, rivayete göre şehzadeler tarafından zulme uğrayan Mangi, Zakar, Melkum ve Bağdasar'ın Aracazor köyü ağası Hasan hakkında iyi şeyler duyunca 1751'de Hadrut ilçesine bağlı Toh köyünden gelip Aracazor'a yerleştiklerini anlattı. Melkum, şakacı ve becerikli biri olarak Astrahan Hanı'na bir dilekçeyle gider. Astrahan Hanı, Hasan Ağa'ya Garnakar köyünün Melkum Kohva'ya verilmesine dair bir emir gönderir. Bunun üzerine Nor Garnakar köyü kurulur ve Toh köyünden taşınan kardeşler hayvancılık ve çiftçilik ile uğraşırlar. Kardeşlerin ölümünden sonra Melkum'un oğlu Mardi, Mangi'nin oğlu Sarkis, Zahar'ın oğlu Vanes ve Bağdasar'ın oğlu Bedros Garnakar köyünün mirasçıları oldular. 1911'de Hasan Celalyanlar köyün resmi sahibi olmak istediler ama Melkum'un torunu Grigor ve Mangi'nin torunu Ağabek valiye rüşvet vererek haklarını korudular. Artsakh Dışişleri Bakanlığı Nisan 2016'da Azerbaycan'ın başlattığı 4 günlük savaşı hatırlatan bir açıklama yayınladı. 2016 yılının 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece itibariyle 1994'te imzalanan askeri operasyonların tamamen durdurulması konulu anlaşmayı ağır şekilde ihlal eden Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Artsakh Cumhuriyeti'ne karşı ağır zırhlı araçlar, topçu ve askeri hava kuvvetleri dahil olmak üzere tüm saldırı cephanelerini kullanarak büyük çaplı bir saldırı başlattı. Nisan Savaşı, Azerbaycan'ın barış sürecini bozmak ve çatışmayı zor kullanarak çözmek için uzun vadeli hedeflerini bir kez daha ortaya koydu. Ayrıca Azerbaycan'ın suç eylemlerinin cezasız kalması ve üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi konusunda uluslararası toplumun hoşgörüsü esasen Azerbaycan'ın Artsakh'a karşı yeni provokasyonlarına verimli bir zemin hazırlamış ve saldırganlığına fırsat yaratmıştır. Sonuç olarak 4 yıl sonra 27 Eylül 2020'de Azerbaycan, Türkiye'nin aktif desteği ve uluslararası terör gruplarının katılımıyla Artsakh'a karşı yeni bir büyük çaplı savaş başlattı. Artsakh Cumhuriyeti topraklarının önemli bir bölümünü işgal etti ve etnik temizlik yaptı. Uluslararası toplumu ve her şeyden önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Azerbaycan'ın Artsakh'taki Ermeni halkına karşı uyguladığı etnik temizlik ve soykırım Armenosit politikasının önlenmesi için ve sorunun kapsamlı bir çözümüne varmadan önce Artsakh'ta normal yaşam sağlamak için mekanizmalar ve garantiler getirme yönünde bir kez daha acil ve etkili adımlar atmaya çağırıyoruz. Bu bağlamda Artsakh halkının haklarının, güvenliğinin ve barışçıl gelişiminin sağlanması için gerekli bir ön koşul olan kendi kaderini tayin hakkının uluslararası alanda tanınmasını vurguluyoruz. Batı Ermenistan hükümeti yerli halkların kendi kaderini tayin hakkının 13 Eylül 2007 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından tanındığını hatırlatıyor. Buna dayanarak Batı Ermenistan parlamentosu Artsakh'ın yerli Ermenilerinin kendi kaderini tayin hakkını tanıdı ve şunları kaydetti. Artsakh 1920'de tanınan Batı Ermenistan'ın ayrılmaz bir parçasıdır.
Bugün Ermeni Kilisesi'nin 125. Katolgosu, halk ve ruhani kültürel figür, entelektüel ve yazar Mıgırdıç Vanetsi'nin yani Hırmiyan Hayrik'in doğum günü. 4 Nisan 1820'de Batı Ermenistan'ın Van şehrinde doğdu. Basbrakan'daki Van Gölü'ndeki Lim ve Kıttus adalarındaki manastır okullarında okudu. 1842'de Konstantinopolis'e yerleşti. 1854'te rahip olarak atandı. Haziran 1856'da Van'a dönerek Sultan'ın fermanı ve Konstantinopolis Ermeni Patriği'nin mektubu ile Varaga Van Manastırı'nın baş rahipliğini üstlendi. 1857'de manastırda manevi mirasçılar için ruhban okulu kurdu. Hırmiyan Hayrik, Ermeni köylülerin zor durumlarının hafifletilmesi, Türk ve Kürt ağaları ve devlet görevlileri tarafından yapılan suistimallerin durdurulması yönünde çok çaba sarf etti. Halk, Mıgırdıç Hırmiyan'ı Hayrik yani baba ünvanıyla onurlandırdı. Halk yanlısı faaliyetleri nedeniyle Türk hükümeti onu siyasi açıdan güvenilmez bir din adamı olarak gördü ve kurduğu okulu ve matbaayı kapattı. 1868'de Eçmiyadin'de psikopos olarak kutsandı. 1869'da Konstantinopolis Milli Meclisi tarafından Konstantinopolis Ermeni Patriği seçildi. Bir patrik olarak Millet Meclisi'nin görüşüne ulusal anayasanın gözden geçirilmesi, bölgedeki Ermenilerin hak ihlalleri ve ruhani liderlerinin seçilmesi konularını sundu. Ulusal Meclis'te tüm Batı Ermenistan'ın Ermeni halkının çıkarlarını temsil etmek, milletvekillerinin sayısını artırmak için mücadele etti. 1878 Berlin Meclisi'ndeki Ermeni heyetinin başkanı olarak daha önce büyük Avrupa güçlerinin devlet yetkililerini ziyaret etmiş, İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya, Patrikhane'nin hazırladığı bülteni Ermeni meselesinin diplomatik yoldan çözülmesi umuduyla Berlin Meclisi'ne sunmuştur. Ancak sonuçlardan hayal kırıklığına uğrayarak ulusal kurtuluş mücadelesine yöneldi. 26 Eylül 1893'te tüm Ermeniler katolikosu olarak atandı ve kutsandı. Katliamlardan sağ kurtulan muhacirlerin fiziki varlıklarını korumak ve ana vatanına geri döndürmek için büyük çaba sarf etti. Yönetmen Vahyeyan'ın Tah, Ruhun Yolu adlı filminde tiyatro ve sinemanın seçkin oyuncuları sayesinde yeni bir ruh ve solukla sunulan Grigor Naregatsi'nin şiirleri yer alıyor. Armin Press'in haberine göre Rönesans adlı kültür ve entelektüel vakfının girişimiyle hayata geçirilen film 5-6-7 Nisan tarihlerinde Moskova adlı sinemada beyaz perdeye çıkacak. Film Ermenistan Cumhuriyeti'nin farklı manastırlarında çekildi. Yaratıcı ekibe göre Naregatsi ortaçağ şiirinin zirvesiydi. Bu gizemli şairin mısralarıyla Ermeni kültüründe Rönesans başladı. Filmde Grigor Naregatsi'nin 5 şiirine ek olarak yazarları bilinmeyen ve Gomidas tarafından yazılan 2 ortaçağ şiiri de yer alıyor. Film yapımcıları Naregatsi'nin şiirlerinin bugün her zamankinden çok daha güncel olduğunu söylemek istiyorlar. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vartuhi Haçadıryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Sari Sirun Zün Gışoha adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.